Bu video, hayvanat bahçesi bakıcısı Jane Brown'un aslanlar tarafından uğradığı trajik saldırının hikayesidir. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. 16 dönümlük alanıyla çöl Hemen Nehri boyunca yer alan ve Sydney'in 80 mil güneyinde bulunan bu hayvanat bahçesi, yerli ve egzotik hayvanların geniş bir koleksiyonuna ev sahipliği yapıyordu. Ancak 35 yaşındaki Jane Brown için burası sadece bir turistik mekan değil, aynı zamanda çalışma alanıydı. Bir hayvanat bahçesi bekçisiydi ve 4 aslanın gözetimini üstlenmişti. Bu aslanlardan ikisi Ariella ve Judah adında 18 aylık erkeklerdi ve sadece 6 ay önce ilk doğum günlerini kutlamışlardı. Onlar popüler aslanlardı ve Jane onlara büyük bir saygı duyuyordu. 2020 yılında Covid pandemisi nedeniyle hayvanat bahçesi kapalıydı. Ancak normal hayvan bakım protokolleri hala takip ediliyordu. Burada hayvanat bahçesinde bulunan 100'den fazla hayvanın bakımı için hala büyük bir iş yükü vardı. Mayıs 2020'nin normal bir sabahında Jane aslanların yaşadığı alanı temizlemeye gitmişti. Daha önce defalarca yaptığı bir işti. O alan içinde çalışırken aslanların farklı bir bölgede güvenli bir şekilde kilitlenmiş olması gerekiyordu. Ancak o gün bir şeyler ters gitmişti. Jane'i aslanlardan uzak tutması gereken kapı düzgün kapanmamıştı. Ve arkasını döndüğünde Ariel ve Judah adında iki genç aslanın yaklaştığını fark edemedi. Bu aslanlar daha önce hiçbir insanın yanına gitmemişlerdi ve ona meraklıydılar. Hiç uyarı olmaksızın Jane'in üzerine atladılar. Başını ve boynunu ısırmaya başladılar. Jane ani saldırı karşısında tamamen hazırlıksızdı. Her bir aslanın uzun dişleri o kadar keskindi ki ayrıca o kadar da sivri olan pençeleri vardı. Sırtını delen bu pençeleri avlarını kavramak için özel olarak geliştirmişlerdi. Ve bu pençeler şimdi Jane'in omuzlarındaydı. Tek görebildiği ve duyabildiği şey aslanların hırlayıp ısırmasıydı. Yüzündeki sıcak nefeslerini hissedebiliyordu. Elinden geldiğince büyük kedileri itelemeye çalışıyordu ve onlarla savaşıyordu. Ama onlar çok güçlü ve kararlıydı. Korkutucu bir durumdu bu. Jane güvende kalmak için çabalıyordu. Her birinin 7 cm uzunluğunda olan köpek dişleri kafatasının etrafında kıyıma başlamıştı. Deri ve eti delecek, hatta kemiği kırabilecek güçleri vardı. Isırıklarının gücünü hissediyordu. Derin yaralarından yayılan acı vücuduna adeta işliyordu. Neyse ki çığlıkları iki meslektaşı tarafından duyuldu. Ve hemen olay yerine koştular. Gördükleri onları korkutmuştu. Adeta bir film sahnesi gibiydi. Ve durduramamanın çaresizliğini hissediyorlardı. Ancak kafesin metal çubuklarına vurup, bağırıp onları korkutmaya çalıştılar. İki aslan bu seslerden ürküp Jane'den uzaklaştı ve kafesin diğer bölümüne doğru ilerlediler. Neyse ki diğerlerine karşı saldırganlık göstermediler. Hemen oradakiler Jane'e doğru koşmaya başladılar. Jane baygınlık geçiriyordu. O an yarı uyanık haldeydi ama hızla kan kaybediyordu. Meslektaşları önce aslanları güvenli bir yere aldılar. Hayvanat bahçesi hoparlöründen yankılanan o yürek hoplatan çağrı bekçilerden birinin aslan saldırısına uğradığı haberiydi. Ve oradaki çalışanlar hemen yardımın gelmesini sağladılar. Hayvanat bahçesi ekibi böyle acil durumlar için özenle eğitilmişti. Her biri atanmış görevini çok iyi biliyordu. Halkın hayvanat bahçesine girişi Covid kısıtlamaları nedeniyle engellenmişti. Bu da tüm ekibin hızla acil duruma müdahale edebilmesine olanak tanımıştı. Saat sabah 10:20 idi. Jane'in aslanların bulunduğu alana girişinden sadece 20 dakika sonra acil servis ekipleri hızla harekete geçti. İlk raporlar belirsizdi. Bu da acil servis ekibini hayvanat bahçesine vardıklarında neyle karşılaşacaklarını tam olarak bilemez bir duruma düşürmüştü. Tek bildikleri bir hayvanat bahçesi bekçisinin bir aslan tarafından yaralandığını ve ciddi durumu olduğunu biliyorlardı. 4 ambulans ekibi ve bir helikopter hemen hayvanat bahçesine intikal etti.
olay yerindeki ilk parademik olan Bay Stockman, hayvanat bahçesi çalışanlarının rehberliğiyle aslanların bulunduğu alana yönlendirildi. O an tam anlamıyla ürpertici bir andı ve doktor için unutulmaz bir an olacak nitelikteydi. İki aslanın insan saldırısına karıştığı bir yerde yaralı genç kadın hayatı için mücadele ederken ortam dehşet vericiydi. Bu manzara doktora daima eşlik edecek bir kabus olmuştu. Parademik olarak kariyerindeki en ürkütücü anı olarak tanımladı bu anı. Beklenmedik durumlarla karşılaşmayı öğrenmiş olabilir ve birçok olağan dışı acil durumla da karşılaşmış olabilirdi. Ama hiçbiri o an için onu hazırlayamamıştı. Doğrudan aslanların içine adım atarken kalbi hızla çarpıyordu. Kanlar içinde ve zorlukla ayık durumda olan Jen'e baktı. Jen'in boynu, yüzü ve başı derin kesiklerle doluydu. Parademikler Jen'i stabilize etmek için 2 saat boyunca yoğun çaba harcadılar. Onu aslanların bulunduğu alandan dikkatlice çıkarıp biraz uzakta bekleyen bir helikoptere taşıdılar. Oradan hızla daha fazla tıbbi yardım alabilmesi için havalandı. George Özel Hastanesi'nde Jen'in meslektaşları, sevilen ve saygı gösterilen bir ekip üyesi olan Jen'in hayatta kalma mücadelesinde derin bir şok ve endişe içindeydiler. Hastaneye ulaştığında Jen'in durumu istikrarlı ancak kritikti. Acil bir kan transfüzyonu ve enfeksiyon riskini önlemek için güçlü antibiyotikler aldı. Cerrahlar derin yaralarını kapatmak için yoğun çaba harcadılar. Ancak Jen'in iyileşme süreciyle ilgili haberlerin yayınlanması günleri bulacaktı. Olay ülke genelinde yayıldığında hayvanat bahçesi sahibi Nick Shulko, iki erkek aslanın akıbetiyle ilgili yoğun sorularla karşılaştı. Ancak tüm gerçekler ortaya çıkarılana kadar aceleci bir karar vermekten kaçındı. Öncelikle endişesi yaralanmış personelin durumuydu ve Jen'in George Özel Hastanesi'ndeki tıbbi ekipten alınacak haberleriydi. Halk aslanların uyutulmaması için hayvanat bahçesine yüzlerce çağrı yaparken Jen neredeyse ölümcül bir saldırıdan sonra bile olayı özel ve içine kapanık bir şekilde yaşamayı seçti. Olağanüstü bir şekilde yaşadığı korkunç deneyime rağmen sevdiği hayvanlara karşı hiçbir düşmanlık beslemiyordu. Aslanlarla çalışmanın risklerini anlıyor ve onlara karşı herhangi bir kin taşımıyordu. 3 yılın ardından Jen, yorucu, titiz bir rehabilitasyon sürecinin ardından büyük kedilerle çalışmaya geri döndü. Onun için bu güçlü yaratıklar arasında olmaktan daha cazip bir yer yoktu. İlginç bir şekilde saldırıya karışan iki erkek aslan affedildi. Onların davranışları bir kaza olarak nitelendirildi. Doğal içgüdülerinin bir sonucuydu. Olayın ardından hayvanat bahçesi güvenlik protokollerini dikkatlice inceledi ve bazı önemli değişikliklere gitti. Bu olay hayvanların kontrol edilemeyen içgüdülerinin serbest bıraktığı önemli bir dönem olarak hayvanat bahçesi tarihine kazındı. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.